Merhabalar, selam. Ben Negan. Yeni podcast'a hoş geldiniz. Bugün yapacağımız şey biraz farklı. Daha önce hiç yapmadığımız bir şey. Bugün sizinle bir vakka analizi yapacağız. Bir arkadaşımız uzunca bir mesaj attı geçtiğimiz günlerde. Hani bayağı uzun. Hatta bunu Word'e çektim. Dört sayfa falan. Bunu okuyacağım değerlendireceğim sizin de içinde ders alacağınız, alabileceğiniz yerler olduğunu düşünüyorum. Birlikte bakacağız. Fazla uzatmadan geçelim. Demiş ki arkadaşımız, Negan hocam selamlar. Size son zamanlarda yaşadığım bazı olumsuzluklardan bahsetmek istiyorum. Belki bu anlatacaklarımı paylaşımlarınızda kullanırsınız, gerek gerek duyarsanız örnek olarak. Belki sizden bir dost tavsiyesi fikir alırım. Sizin hesabınıza fikrini, zihninizi bildiğim için bir dost olarak içimi dökmek istedim. Yorumu size bırakıyorum. Ben de önceden çekingen bir insandım. Öyle herkese konuşamazdım vesaire. Sonra askerlik, iş güç derken internette bu DGM yapanları gördükçe cesaretlenip bazı şeyleri değiştirmek için adım, adım atmakla başladık yola. Buraya kadar sıkıntı yok hocam. Evet başlarda biraz zor oldu utanmak, çekinmek, red yemeler derken yapı yapı açıldık. İnsta almalar, numara almalar başladı. Yazın tatilde otellerde aileyle gidilmesine bile rağmen çekilmeyi biraz zor dostum yazdıklarını okumak. Aa, keşke biraz daha fazla noktalama işareti olsa. Yarın yazın tatilde otellerde aileyle gidilmesine bile rağmen çekilmeyi kenara bırakıp gözüne kestirdiğim biri olunca gider konuşurdum. Kimi no 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 derdi, kimin numara verirdi. Arada Türk kızları da denk gelirdi. Onlardan da numara verenler oldu vesaire akabinde. Vesaire. Akabinde bir şehre gelince, şehir söylemiyorum. O kimseyi umursamaz savurlarım, devam eder. Kimseyi sallamaz. Yine gider biri olunca konuşurdum. Durakta bekleyen bir kız olur, markette kasada çalışan bir kız olur. Fark etmezdi hocam. Kimseyi de şu peşinden koşmazdım. Ta ki bir kız vardı. Ah yok mu bir kızlar. Ta ki bir kız vardı kimseyi sallamıyor onunla görüşmeye devam edip ilişki yaşayana kadar. Haftalar geçtikçe umursama her kızla konuşan adamdan giderek parçalar koptu azaldı. O ilişkideki kıza yoğunlaştı, vaktini ayırdı, çapkın takılıp geçme kafasından ilişki adamı birine bağlı birine dönüştü. Aylarca böyle sürdü. Artık o ilişki başındaki tutkulu, umursamaz, vurdum duymaz adamdan tepkisini belli etmeyen, yeri gelince atar yapmayan, ilişki biterse bitsin sen bilirsin demeyen biri olunca kız bitirdi ilişkiyi. Ortada elle tutulur sebep yokken ortada affedersin şey gibi kalan biz olduk. Bu sırayı tanıdık geldim beyler. Yani bu işleri takip ediyorsanız ya geçmiştir, işte tecrübeniz olmamıştır ya da böyle bir şey yaşamışsınızdır. Ee, böyle bir şeyin sonucunda ortada şey gibi kalan siz olmuşsunuzdur ve böyle şeylere başlamışsınızdır. ya yani böyle şeyleri özellikle bu komünitede olan çoğumuz yaşamış oluyoruz. İşte öncesinde iyisin, gayet herkesle konuşuyorsun, sosyalsin, pozitif bir adamsın. Sonra bir kızla bir ilişkiye mi başlıyorsun? o adamdan eser kalmıyor. Sürekli o kızla konuşuyorsun. Zaten çevrendeki diğer kızları eliyorsun çünkü o kız kıskanıyor. Yani bu hataları yapıyorsun bunlar hata. Sonra bir bakmışsın o kıza bağımlı hale gelmişsin. Tamamen o kıza reaktifsin. Tamamen o kızın duygularına bağımlısın. O kızın sana verdiği tepkilere bağımlısın. Yani mutlu olma durumunu bu belirliyor. Sonra da böyle oluyor. Neden böyle oluyor? Çünkü sen kıza bağlı olunca, duygusu olarak ona bağlı olunca kız seni ...kendisinin altında görmeye başlıyor... ...değer olarak... ...kız seni kendisinin altında görünce değer olarak... ...şöyle bir şey var kızlarda... ...biliyorsunuz zaten... ...onlara herkes sürüyor ...çok fazla opsiyonları var... ...yani... ...sen eğer düştüysen değer olarak onun altına... ...emin ol ki... ...onun değer olarak kendinden daha üstte gördüğü... ...birisi ona yürüyebilir... ...yürüyecektir de... ...bu noktada onun gözünün ona kayması... ...aklının ona kayması gayet muhtemel... ...yani hani bu mevzuyla ilgili diğer söyleyebileceğim bir şey hani çoğunuz için veya bazılarınız için belki çok etik değil ama ilişkidesin diye diğer kızları tamamen salma. Peki neden? Sen kızla ilişkidesin. O diğer erkekleri saldı. Hiçbiriyle görüşmüyor. Sen saldın. Sen hiçbiriyle görüşmüyorsun. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. O ilişki bitince Hani kız bir sıkıntı yaşamayacak. Çünkü onun bunu tekrar eskiden olduğu gibi yapması için bir özgüvene ihtiyacı yok. Çünkü gidip konuşmayacak. Ve eskiden olduğu kadar vibe'ının iyi olmasına gerek yok. Çünkü dediğim gibi gidip o tanışmayacak. Gelecekler onunla tanışacaklar. Ama mevzu sana gelince senin pozitif bir adam olman lazım. Neşeli bir adam olman lazım. Konuşkan bir adam olman lazım. E, sosyal korkuların az olması lazım. Ama işte o kıza bağlandıkça bunlar düşüyor. Bunlar düşünce ortada şey gibi kalan sen oluyorsun. O yüzden bir hızla oldun diye sosyalliğini azaltma. Veya ne bileyim yaptığın şeyler varsa onlara devam et. Arkadaşlarını konuşmaya devam et. Kız arkadaşların varsa kesinlikle onlarla muhabbeti bitirme ilişkiye girdim diye. Yani ortamlara git. Kızlarla muhabbet et. Ne bileyim bizim klasik teknikler işte konuşurken sataş bilmem ne şakacı ol. Hani bu özelliklerini yitirme. Kimse sana aldat demiyor ama bu özelliklerini yitirme. Çünkü senin yitirmen sonrası için senin için büyük bir problem. Ama kız için değil. Kız için yitireceği bir özellik yok. Çünkü mevzu onun şapacı olmasında özgüveninde vesaire değil. Devam edelim. Çok hazırlıksız, savunmasız anda muhtaç tavırlar sergileyip peşinden koşup ilişki bitmesin diye uğraşınca iyice boka sardı. Sarar. Sarar. Neden? Çünkü sen peşinden koştukça daha da çok ben senin altındayım kraliçem lütfen beni kabul et. Hani ekselansları ya çoğu kuralım diyorlardı. Lütfen beni kabul et. Ben senin altındayım o yüzden peşinde koşuyorum. Yoksa hani ben bollukta olan diğer kızların tercih ettiği bir adam olsam neden senin peşinden koşayım ki? İşte kıtlıktayım. Lütfen şu fakire bir yardım et. Peşinden koşuyorsun. Tabi bunu da anlıyorum yani. Duygular işin içine girince insanlar olarak sapıtıyoruz. Ama az önce dediğim şeyleri yapmanız... ...bu sapıtma olayını daha aza indirecektir. Ve kız hayatınızın merkezine koymayın. Yani emin olun ki zararlı çıkan siz olacaksınız... ...bunu böyle yaparsanız. Hani biliyorum... ...ne kadar güzel değil mi? Keşke bir kız olsa... ...o bizi karşılıksız sevse. Biz onu benden vereyim, biz demeyeyim. O beni karşılıksız sevse, ben onu karşılıksız sevsem. Her şey harika olur değil mi? Hani bunu ben istemez miydim zannediyorsunuz? Ben de isterdim. Ama maalesef bu işler böyle çalışmıyor. Hani deneyebilirsiniz bu arada. Yani denemediyseniz daha önce deneyebilirsiniz. Sonuçlar bu arkadaşımızın anlattığı şeydeki gibi olacaktır. Boka saracak. Çünkü kız seni kendi değerinin altında görmeye başlayacak. Yani biz aslında tamam hayvanlardan bizi ayıran olarak bir zekamız var. Ama duygularımız her zaman baskın oluyor. Zekamızı her zaman baskın oluyor. O zekayı duygularının önüne geçiren insanlar zaten fark yaratıyorlar hayatta bazı işlerde. Ama genel olarak öyle değil. Genel olarak sıradan insanlarız. Ve genel olarak duygularımız bize hükmediyor. Ee, i̇yice bokasar dedi evet. Hocam bitti gitti her yerden de engelledi. Yani şaşırtmadı. Hani eğer sizi şaşırtıyorsa demek ki çok tecrübeniz yok. Bu olaylar böyle oluyor. Ben tam artık kimseyi sallamıyorum. Ha, böyle oluyor derken. Yani bu arkadaşın yaptıklarını yaparsanız kesin böyle oluyor. Ama gayet iyi götürüyorsanız tabii ki de illa böyle olacak diye bir şey yok. Ben tam artık kimseyi sallamıyorum. Gider konuşurum ne olacak evet de diyen olur hayır da diyene olur. Takımımıza bakarız kafasından. O kızla görüştükçe, bağlandıkça ya da sevdikçe diyelim. Duygular öne geçti. Kontrolü, hakimiyeti onlar aldı. Teslim olmamam gerekiyordu. Evet. Yani bunun bilinçli olarak farkında olabilirsiniz. Hatta benim... Yıllar önce bir tane sevgilim olmuştu. O ilişkide <laughs> böyle deyince de yıllar önce bir tane sevgilim olmuştu. 15 yıldır olmadı. O sevgilimde de şöyle bir olay olmuştu. Hani o zamanlar tabii ne ben yüzüğüm falan yok. Hani 18-19 yaşındayım. Aa, Red Bull falan biliyorum ama. Keşke bilmeseydim. Biliyorum ama. Yani bilinç düzeyinde biliyorum aslında ne yapmam gerektiğini. Ama mevzu aksiyona gelince hep bir duygularım işin içine giriyor. Ve yapamıyorum duygularım hikmeti, hükmediyor. Ve bu bildiğim şeyler ben bana şunu dedirtiyor. Ben bunu yapmalıyım. Duygularım baskın geliyor. Yapamıyorum. ben daha da stres yapıyor ve daha da kötü bir duruma geliyordum. Ee, yani demem ki bilmek de çok işe yaramıyor. Az önce neyden bahsettiğimi de unuttum bu konuya gelince. Ama geri dönelim hemen. Hani duygular öne geçti kontrolü hakimiyeti. Onları aldı teslim olmamam gerekiyordu. Bu olaydan sonra aylarca dağıttı hocam. Kimseyle dağıttım demek istemiş. Dağıttım hocam. Kimseyle insanın konuşası bile gelmiyordu. Kızlara karşı soğuma gelmişti. Artık hepsine bakınca yalancı, düzenbaz, güvensiz olarak görüyordum. Gerçi hala da görüyorum. O ayrı konu. Ya şimdi şunu anlamak gerekiyor. Biz insanlar olarak hep değerli olana gidiyoruz. Yani bizim için şöyle bir şey yok sen ne kadar iyi bir insansın, sen ne kadar diğer insanlara karşı iyisin, sen ne kadar çevreye duyarlı, çevreci bir insansın, İklim değişikliğini umursuyorsun. O yüzden seni sevdim. Hadi seks. Böyle bir şey kesinlikle yok. Karşı tarafın bize bir değer sunduğunu hissetmemiz gerekiyor. Biz kızlara bakarken bunu nasıl alıyoruz bu değeri? Onun güzelliğiyle. Güzelse bizim için bir değer sunmuş oluyor. O değerde güzelliği. Ama işte bizde de mental sağlamlığımız, özgüvenimiz, neşeli olmamız vesaire 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 gibi şeyler bunu gösteriyor. Bu anlattıklarım geçen sene oldu demiş. Sonra internetten bir kızla tesadüfi konuşmaya başladık. Haftalarca görüşmeden konuştuk, görüştük. Yanımda hiç rahat değildim. Kuş ötmüyor tabiri aynı oydu hocam. Hala aklım diğer kızdaydı. Ah ulan keşke ilişkimiz bitmeseydi. Şimdi onunla olmak vardı hala diyordum. O kız da anladı benim soğuk tavrımdan bir daha konuşmadık görüşmedik. Yani hani mental olarak zaten sıkıntıdaysan bir kızla sıkıntıdaysanız bir kızla olan şansınızı bayağı düşürmüş oluyorsunuz. Çünkü şöyle sen her mental olarak güçlüysen genel olarak eğlenen bir adamsan ve bir insan seni yeni tanıdıysa bir kız yeni, seni yeni tanıdıysa aynı zamanda özgüvenliysen onun için hep böyle hayatta kazanan çok arkadaşı olan sosyal bir insan gibi görünüyorsun ama daha çok depresifsen modun düşükse tam karşı görünüyorsun asosyal, pek bir arkadaşı olmayan. Diğer insanların, diğer kadınların tercih etmediği bir insan gibi görünüyorsun. Yani evet o şekilde gidersen bir date'e elin boş gelme muhtemel. Tabii yani bir sonuç almak için de illa bunu zorlayarak gitmek de iyi değil tabii ama bu da sıkıntılı bir durum. Bu yalnızlık sıkmaya başladığı zamanlar gerek sizin bu day game paylaşımları olsun gerek YouTube'da denk gelen videolar vesaire derken hem netten, instadan hem de day game ile harekete geçip tekrar yükselişe geçme adımında bulundum. Biraz hareketlenme oldu birkaç ay iyi geçti. Olumlu şeyler oluyordu sonra kısa sürdü o süreç. Artık denk gelen kızlar yatmaktan ilişkiye yapmaktansa ilişkiye gitmekten yana kızlar oluyordu. Ee, ama sen de böylesin. Yani eski sevgilini bir ilişkiyi Özlüyorsun ve muhtemelen bunu kızlara yansıtıyorsun. Onlar da seni beğenseler bile gidecekleri mevzu ilişki oluyor. Ve daha bir yargılar pozisyonundasın şu an. Hani şey diyorsun ya kızlara görünmez şöyle böyle. Hani bir kız senin onu yargılayacağını hissediyorsa seks yapınca... ...seninle direkt seks yapmaz. Hani seni beğendiyse bile kendisini senin onu yargılamayacağın bir pozisyona koyarak yapmak ister. Bu da sevgili olmak oluyor burada. Ben de bunu istemediğim için hepsiyle sohbeti kesip atıyorum konuşmayı. Böyle bir kurak kısır döngü içerisine bulundum. Benim o yükseliş zamanındaki heyecanlı istekli kızlar artık gelmiyordu. Gelmez çünkü sen farklısın. Emin ol ki o yükseliş zamanında çok daha farklı hissediyordun. Mentaliten çok daha farklıydı. Ama şu an çok daha depresif, hayata karamsar bakan, kızlara karamsar ve negatif bakan e, ve genel olarak negatif hisseden bir haldesin. O yüzden çok da garip değil. Biz bu zamanları kötü derken hocam kötünün de kötüsü geldi. Son aylarda yaklaşık 4-6 aydır ne hoşlanıp beğendiğim biriyle ciddi normal ilişki, ne kısa takılmacalar ne de değgeyimde yüzümüz gülmedi. Ne denediysem ne yaptıysam sonuç vermedi hocam. Benim DG'imde birkaç sene önce AVM'de bir kıza denk geldim. Gittim yanına, mağazadan çıkınca selam verip konuştum. Dedim ki git yanımdan güvenlik çağıracağım. Siz hiç böyle bir tepki aldınız mı hocam? Almadım ama yani bunu şöyle algılamamalısınız mesela. İzleyen, dinleyen dostlar ve sen dostum bunu yazan dostum. Bunu şöyle algılamamalısınız. Biz birebir aynı yaptık sen aldın ben al sen aldın ben almadım öyle bir tepki sen şanslısın ben şanslıyım değil emin ol ki aklımızda şey dönen şeyler bambaşka hani sen bir noktada değer çalmaya çalışıyorsun o kızın seni kabul etmesine duygusal olarak çok muhtaçsın kendi eğlencene bakmıyorsun hareketlerin arkasında bir şey saklıyormuşsun gibi görünüyor bundan dolayı hareketlerin ve kimliğin bir uyum içerisinde görünmüyor içsel devrimi okuyanlar anlayacaktır ne dediğimi Böyle olunca da negatif tepki alman tabii ki de daha yüksek olmuş oluyor. Ben böyle bir tepki hiçbir zaman almadım. Ama bu şu demek değil yani bu hayat tabii ki de alabilirsiniz. Ama yani bu kadar az açıp alman da böyle bir tepki ve bu tarz bazı tepkiler de almış arkadaş okuyacağım az sonra. Biraz senin mentalitende olan bir sıkıntıya işaret ediyor dürüst olmak gerekirse. Söylediğim tek şey selam vermek. Sizi gördüm, hoşuma gitti. Müsa Bitseniz kahve içelim şurada dedim. Siz deme. Siz demeyin bu arada. Sen deyin. Siz dediğiniz birisiyle seks yapamazsınız. Siz demeyin o yüzden. Ve öyle tepki vardı İnsan gibi teşekkür edip hayır diyebilirdi. Hangisi işte yani bu olay şey değil ya bir fair tale. Hani bir bu an Türkçesi aklıma gelmedi. Bir masal diyarında yaşamıyoruz diyelim. Türkçesi o değil de bir masal dünyasında yaşamıyoruz diyelim. Hani insanlar sana illa iyi olacak diye bir şey yok. İnsanların umursadığı şey senden ne kadar değer aldıkları, senin ona ne kadar değer sunduğun, onlara ne kadar değer sunduğun ve buna karşı sana tepkileri değişiyor. Ve seni hiç tanımayan bir insanın tepkisinde bu kadar takma. Çünkü o insan seni tanımıyor ki, senin karakterini bilmiyor. O yüzden seni bu kadar yaralamamalı sadece bir insanın böyle demesi sana. İnsan gibi teşekkür etmemesi daha doğrusu. Bu bla bla şehir. Kızlarında bir sorunu var. Bana mı öyle denk geldi hocam bilmiyorum. Hayır ben o şeyi de çok yaptım. Sana öyle denk gelmiş. Sebebini de az önce açıkladım aslında. Bu anlattığım olayı ben birkaç sene önce yaşadım ve onu bile sallamayıp devam ettim. Helal olsun. İşte size bahsettiğim o yükseliş zamanını bu olaylardan sonra pes etmediğim için yaşadım. Pes eden arkadaşlara duyurulur. Pes etmeyin ne olursa olsun pes etmeyin. Şimdi ise yine pes etmeyeyim bir şeyler olsun diyorum ama yok hocam sık yok bir türlü o yakalayamadım. O birkaç sene içerisinde yaşadığım inişli çıkışlı olsa güzel şeylere o yakalayamıyorum şimdi. Bakın size son birkaç ayı da özet geçeyim neden olmuyor siz de anlayın sorunu ben göremiyorum siz bana söyleyin. blabla bla şehirde meşhur çarşı blabla bla vardır senelerin yeri haberlerde bile hep çıkar illaki bilirsiniz neyse çok kalabalıktır. Sokak caddeleri her türlü insan kısa hatun vardır aslında gidip konuşmalar için iyidir. Yani gittim geçen haftalarda bir kadın gördüm. Yaşı ortalama 30 gibi tek başına yürüyor. Hafif de şarkı mırıldanıyor gibi. Giyimde açık biraz böyle konuşmaya uygun vibe veriyordu. Yani giyiminin açık olması hiçbir şey ifade etmiyor. Hani konuşmak istiyorsan gidersin konuşursun. İlla giyimi açık olunca veya açık olmayınca git konuş demek olmuyor bu. Hoşuna giderse gidersen konuşursun. Biliyorum bazı arkadaşlar yes görülecekler. Oraya girmeyelim şimdi. Ee, ama dediğim gibi hoşuna gider. gidersen konuşursun. Hani sen bu konuşma uygun mu? Değil mi? Gitmeli miyim? Gitmemeliyim. Gitsem mi? Gitmesem mi? Diye düşündükçe ne yapıyorsun? Aklında düşünceleri biriktirmeye başlıyorsun. Düşünceler birikiyor, 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 birikiyor bir gidiyorsun, özgüvensiz bir şekilde konuşuyorsun, direkt düşük değerli bir erkek olarak görünüyorsun. Hareketlerinin arkasında bir amaç saklayan bir erkek gibi görünüyorsun. Bu da negatif tepkiyi tetikleyebilecek bir şey tabii ki de. Yani o yüzden bu kadar yargılama hoşuna gittiyse git direkt. Neyse devam edelim. Konuşmaya uygun vibe veriyor dedik. Gittim yanına selam verdim. Adres sorma bahanesi gibisinden bir giriş yaptım. Aman hocam. <laughs> Kadın birden sokak ortasında yüksek sesle bağırır. Ben nereden bileyim o senin sorduğun yeri. Ne saçmalıyorsun git başkasına sor demez mi? Tam da arkadan polisler geliyordu uzaktan. Yani dese onlara al uğraş böyle saçma insanlar yüzünden. Bir de bu kadınlara artık fazla imtiyaz güven verdiler. İyice havalarda geziyorlar. Dostum bu kadınla alakalı değil. Nereden biliyorsun diyeceksin. Nereden biliyorsun diyeceksin. Ben senin yüz katın yapmışımdır ama böyle bir şeye denk gelmedim. Neden? Çünkü mentalite, çok fazla düşünmeme, aksiyon, pozitif bir vibe'da olma ve diğer birçok şey. Anladın mı? Hatta da kitapta bahsettiğim o alt iletişim mevzusunu biliyordur okuyan arkadaşlar. Yani alt iletişiminle yüksek değer erkek şey yaptığında, sinyalleri gönderdiğinde. Bu tabii senin şu an sinyali gönderiyorum. Bir şekilde yapabileceğim bir şey değil ama Genel olarak rahat ve özgüvenli hissettiğinde oluyor bu, kısacası diyelim. Ee, yüksek değerli bir erkek olarak göründüğünde böyle bir şey alma ihtimali daha düşük oluyor. Ama daha gergin, daha işte çok düşünen, vibe'ı düşük birisi olduğunda... ...düşük alt iletişim sinyalleri, düşük değerli erkek, düşük değerli erkek görünce de, olunca da... ...olarak görünce de şöyle bir şey var. Beta utandırmasına uğrayabilirsin. Beta utandırmasına kadın senin beta olduğunu hissediyor ve üzerine basıyor... Yani bu kadar basit aslında. Ee, devam edelim. Neyse geçtik bunu. Yine bir AVM'de mağazada gezerken... ...kozmetik gratis gibi bir yer. Çalışan bir kızla göz göze geldik. Gülüp bakıyor gibisinden vesaire çıktım. Biraz kapının oralarda bekledim. O da çıktı tuvalete gidiyordu galiba. Gittim yanına konuştum. Bana demesin mi? Yoksa yanlış anlamışsın. Ben dalıp bakmışımdır. Öyle dank. <laughs> ben böyle... ''Abi yürüme davetiyesi abi, abi yürüme davetiyesi olsa gitmem abi.'' Diyenlere çok taşrak geçiyorum. Bunu söyleyeyim. Hani çünkü şey zannediyorlar. İşte kız yürüme davetiyesi vermezse ve gidersen çok kötü tepki alabilirsin. Ama nedense özellikle son zamanlarda yürüme davetiyesi almış gitmiş arkadaşlardan garip garip hikayeler duyuyorum. Mesela dün bir arkadaşla konuştuk. Yürüme davetiyesi almış gitmiş kız siktir git demiş. E, bu arkadaş var. Ee, birçok var ya hatta 2-3 hafta önce bir arkadaşla konuşuyoruz bayağı bir sıkıntılı olayın içine girmişti yani çok fazla detay vermeyeyim ondan da yürüme davetiyesi almış yani yürüme davetiyesi hiçbir şekilde e, bu daha risksiz buna gitmeliyim ve bu kız beni %100 beğendi diye bir şey yok yani muhtemelen zaten yani bu böyle şeyler yaşadığınıza göre bir kere yanlış yorumluyorsunuz ama %100 doğru yorumlayabilirsiniz diye de bir şey yok çünkü bu insan çok fazla değişkene sahip, çok fazla şeyler yapıyor ve bu şeylerin çok fazla anlamı olabilir. O yüzden buna bel bağlamayın. Yani hoşunuza gitti mi? Gidin direkt. Devam edelim. Öyle kaldık hocam, cevap karşısında dedik. Hayda, kötü şansa bak. Neyse dedik, kapadık, çıktık. Birkaç hafta sonra bayramda yine tatile gittik hocam Antalya'da bir otele. Dedim neyse dur bakalım pes etmeyeyim bir gideyim Türk kızlarından bir şey çıkmıyor. Turistlerle konuşayım bir açılırız belki. Gittim otele çoluk çocuk hocam yaşları küçük aileyle gelmişler. Bazı kadınlar bakıyordu iş atıyorlar gibiydi gidip konuşmalık ama evlilerdi yanlarında kocaları boş bırakmıyordu. <laughs> Dedim yok benim biriyle konuşmam lazım. Çıktım sahile yürüyüş, yürüyüş yapayım yandaki sahil boyunca diğer otellere gidip gezeyim orada. Varsa yalnız olan denk gelirse konuşurum diye gittim. Bayağı hiç yoktu. Sonra otele dönüştü artık ümidi kesmişken bir baktım sarışın tam yabancı kız tek başına havlu atmış plajda yatıyor kitap okuyor dedim bu kaçmaz. Gittim hocam yanına ilk tepkisi şaşırdı ben aldırış etmedim. Hay ile giriş yaptım İngilizce seviyemde orta fena değil konuşurum yani. Konuştukça kız açıldı sohbet nerelisin şuradan geldik kız beyaz Rusya'dan gelmiş turizm işi yapıyormuş orada ki otelde çalışıyormuş meğer müşteri değilmiş. Yanına oturayım dedim. Yok efendim müşteri olmadığı için orada göze batarmış. Otelde müdürler rahatsız olurmuş. İş yerinde uygun olmazmış vesaire. Ee, bir yanına oturayım dedin. Yani eğer oturuyorsa bir kız gidip konuşacaksan. False time constraint diye bir şey var. Bazı arkadaşlar biliyordur. Ee, zaman sınırlaması koyuyorsunuz. Yani işte geldim. Ama iki dakika sonra ayrılmam arkadaşlarımın yanına dönmem gerekiyor diyorsunuz. Söyleyeceğim ilk şey bu. ikincisi hani oturana gittiğinizde bunu yapabilirsiniz ilk olarak. İkincisi direkt oturma. Direkt oturmayın. Yani biraz konuşun. Açılışınızı yapın. Konuşmaya devam edin. Baktığınız kız sıcak gibi o az önce söylediğim false time constraint'i yaparak oturabilirsiniz. Yani zaman kısıtlamasını yaparak oturabilirsiniz. Onun amacı da nedir? Hani şunu söylemiş oluyorsunuz aslında merak etme saatlerce oturmayacağım mı söylemiş oluyorsunuz çünkü siz onun yanında otururken aklımda acaba ne zaman gidecek gibi bir düşünce oluşabilir. Bu da bir baskı yaratabilir. Bu baskıyı azaltmış oluyorsunuz aslında bunu yaparak ve dediğim gibi kız pozitife döndüğünde konuşmaya dahil olurken zaman kısıtlaması koyarak yanına oturun bu şekilde oturmayın. <laughs> devam edelim. Otelde biraz yerden alacağım. Otelde müdürler rahatsız olurmuş. iş yerinde uygun olmazmış vesaire. Sonra ailesini kendine anlattı. Biraz daha konuştuk. Konu bir şeyler yapmaya, görüşmeye geldi. Dedi burada otelde çok yoğun çalışıyorum. Sen kaç gün kalacaksın? Hafta sonu olabilir belki dedi. Tamam haberleşiriz dedim. Numara vermedi. Sorun, sorunca Instagram vereyim oradan ekleşiriz dedi. Yazdı Instagram adını. Ben hemen o an istek atmadım. Elini sıktım. Ayrıldım. Oradan üstüne düşmüş gibi olmasın diye. Yani sen aslında ondan muhabbet ederken onun üstüne düşük düşmediğini belli ettin. Az önce alt iletişim mevzusu yaptık ki ya, kitapta anlattı. Onu yaptın aslında sen orada. Belli. Hani sen beta olarak göründün diyelim. Hemen, hemen eklemedin. Kız hani wow. Alpha male. Alpha male man. I mean I should give my pussy to him falan mı diyecek? Yani ne diyecek? Böyle bir şey olmayacak. Yani bunlara odaklanmak yerine kendi oyununu geliştirmelisin. Vibe konusunu geliştirmelisin. Özgüveni geliştirmelisin. İşte başlangıçta durmadan eğlenceli bir şekilde konuşmaya devam etme işini geliştirmelisin vesaire vesaire. Ki göreceksiniz. Kız engellemiş. Neyse devam edelim. Ee, birkaç saat sonra istek attım. Mesaj attım. Sonra bir baktım ki hocam ne göreyim. Hesabı engelledi. Oh my fucking God. <laughs> sonra yine konuşamadık. Bir hüsran daha oldu eee tatil bitti. Ya şimdi bununla ilgili şunu söyleyeyim. Hani çok day game yaptın dedin ama day game yaparken bunlarla karşılaşıyorsun zaten. Ve bunlara bir noktada alışmış oluyorsun böyle olaylara. Yani çok day game yaptıysan buna neden şaşırırsın ki? Hani olabilir dersin geçersin. Oyunu daha iyi hale getirmeye çalışırsın. Neyse tatil bitti. Bula bula şehre geldik. Artık ben bitme kıvamındayım. İşlere verdim kendimi. Birkaç gün önce yine bir day game denk geldi. İşim çıkmıştı. AVM'ye gittim. Büyük çıkış kapısında arkadaşı beklerken mağazada çalışanlar çıkıp orada sigara içiyorlar. Molada baktım köşede bir kız var. Fena da değil yani ortalama diyelim. Yalnızdı. Dedim lan yine sonuç üstten olmaz iş. Nokta. Burada duralım. Sen bir yaklaşımı yine sonuç hüsran olmaz inş diyerek yapıyorsan o kadar artırıyorsun ki o sonucun hüsran olma ihtimalini. Çünkü direkt değer çalmaya gidiyorsun. Senin amacın işte eğlenceli vibe'ımı, enerjimi paylaşayım değil. O bana pozitif reaksiyon versin ve ben iyi hissedeyim. Değer çalmaya gidiyorsun sen. Ve böyle yaptığın için ee, hani şey diyorsun ya yine lan yine sonuç hüsran olmaz inç diyorsun ya. Ha işte böyle diyerek emin ol ki kendini biraz da kasmaya başlayacaksın. Hani saçma sapan bir şey yapmayayım. Bunu bilerek veya bilmeyerek yapacaksın. Saçma sapan bir şey yapmayayım ve sonuç hüsran olmasın diye çalışacaksın. Bu da senin kasıntı olmanı sağlayacak. Bu da düşükler erkek sinyalleri yaymanı sağlayacak. Ya o kadar kötü bir mentalite ki bu. Lan yine sonuç üstran olmalı inşallah. Sonuç umurumda değil. Ben gideceğim konuşacağım. Şu anda da eğleniyorum zaten. Bitti. Devam edelim. Artık hadi gidip konuşalım dedik. Gittim yanında durdum. Biraz telefonuyla oynuyordu. Lafa girdim birden. Dedim buralar hep kalabalık mı oluyor? Hafta içi bile sanki hafta içi bile sanki hafta sonu gibi dedim. O da evet aynen dedi önüne baktı. Dedim ki ne kadar konuşkan birisin ya. Çok insan, insancılsın dedim. O da dedi ki ben tanımadıklarımla tanımadığım insanlarla konuşmuyorum dedi. Yine önüne eğildi. Dedim ki vibe'ınla alakalı o negatif mindset'inle alakalı. Ve çok antrenmanlı olmamanla alakalı. Yani anlattığından anladığım o çok antrenmanlı değilsin. Ve genel olarak o işte seni engelleyen sevgilinden sonra negatif bir vibe'a düşmüşsün. Dedim sonuçta sana internetten yürüyen yüreksizlerle, yüreksizler gibi yazıp konuşmadık. Geldik yanına selam verdik. Selam vermeden konuşmadan birini tanıyamazsın zaten dedim. Ha işte bunu dedin sıçtın. Bunu deyince ne yapmış oluyorsun biliyor musun? Sen beni reddettin ve ben de şu an kuyruk acısı çekiyorum. Neden? Çünkü hani pek bir opsiyonum yok hayatta. Ve duygusal olarak zayıfım sana çok fazla duygusal yatırım yaptım 10 saniye önce görmüş olsam da diyorsun. Ben düşük de değerli bir erkeğim demiş din, oluyorsun. Aynı zamanda negatif bir enerji yansıtıyorsun. Yani negatif bir enerji, yani diğerlerinin hepsini geçtim. Zaten onlar çok kötü de negatif bir enerji yansıtarak zaten olmaz. Senin pozitif enerji, senin pozitif enerjinin kaynağı olman gerekiyor. Hani kuyruk acısı çekmek kötü, bunu yansıtmak inanılmaz kötü. Bu, bu çok kötü dostum, çok kötü yüreksizler gibi yazıp konuşmadı. <laughs> ee, dedim. O da kafasını salladı yine. <laughs> der gibi cevap vermeden sigarasını çöpe attı. içeri kaçtı gitti hocam. Dediğim gibi yani ben çok garip bir şey görmedim. Dediğim sebeplerden ötürü. Evet, anlatacaklarım bu kadar Negan hocam. Okuyabil, okuyabildiysen ne mutlu. Sana içimi dökmek istedim. Gel de bu işin içinden çık. Ya da gerçekten çıkacak kapı var mı? Yani bir kere doğru yapmaya başlaman gerekiyor. Pratiği çok yapman gerekiyor. Doğru mindsetle yapman gerekiyor. Az önce bahsettim doğru zihin yapılarından. Ee, birisi bize büyü mü yaptı artık neler düşünüyorsunuz? Hayır sadece öğrenilmiş çaresizliğe düşmüşsün. Ve tam performans varmadan tam sonuç bekliyorsun. Nasıl olacak? Yani sen o yürüdün ya gittin sigarasını içiyordu. Kim bilir o kaç kişi yürüdü? Ve emin ol ki onların çoğu senden iyiydi çünkü bu negatif mindsetinden dolayı bu şey demek değil sen kötüsün demek değil mindsetin kötü demek bunu da tabii ki de geliştirebilirsin bunda hiçbir şey yok yani kişisel alacağın bir durum yok burada ee, birisi bize büyü yaptı artık neler düşünüyorsunuz işlerimiz bu kadar ters gidince ne yapacağım bilmiyorum çaresizlik dibindeyiz iyi mi kazanmak istiyorum nasıl olacak mümkün mü bilmiyorum tabii ki de mümkün yani neler mümkün değil ki. Hani hayatta o kadar çok şey mümkün ki. Bu hiçbir şey. Yapman gereken şey dediğim gibi. Bir, bu mindsetin değişmesi gerekiyor. İki, hayatında seni mutlu eden şeyler yapmaya başla. Bu her şey olabilir. Her şey olabilir. Bazı adamlar resim yapar mutlu olur. Ne bileyim bazı adamların bir hedefe gitmesi gerekiyordur ki bu birçok kişi için geçerli. Bir hedefe giderken motive olursun. Bir şeyler başardıkça mutlu olursun. İşte sosyalleşirsin atıyorum bu seni iyi hissettirir seni iyi hissettiren arkadaşlarım vardır yani sen direkt gidip bu reaksiyonlara odaklanmak yerine kendi aksiyonlarına çevreli çüm, saçmaladım kendi aksiyonlarına böyle etraflıca bakıp onları düzgün bir şekilde yapman gerekiyor seni yapman gereken bu yani reaksiyona çok fazla odaklanıyorsun yani dediğim gibi mümkün Aynı zamanda ne yapabilirsin? Yaklaşma korkun var belli ki. Lütfen yok deme. Var çünkü. Zaten bunu yenmenin yolu çok fazla set açmak. Onu biliyorsun ama oraya hiç girmeyeceğim. Ne yapabilirsin bunun için? Wingman bulabilirsin veya ne bileyim mükemmel hissettiğin anlarda hiç düşünmeden yapabilirsin. Çünkü yine düşünürsen yaklaşma korkun artacaktır. Bu yolları izleyebilirsin ve bir planın olmalı. D.E.M. üzerinde konuşuyorum ve planı sadık kalmalısın ve kendi üzerine çok beklenti koymaması. Senin üzerindeki beklenti de çok. Bu şey demek değil yani. Hani ben geçmişte çok iyiydim. Çok ara verdim ama yine de iyi olmalıyım. Hayır. Ya bu kazanılan ve ara verince kaybedilebilen hani tamam tamamen kesinlikle kaybedilmiyor. Birçok şey sizle kalıyor. Ama kesinlikle gerilediğiniz, uzun ara verdiğinizde gerilediğiniz bir beceri oluyor DG. Yani sana uzun ara vermişsin ve eskiden olduğu gibi harika olmayı bekliyorsun. Nasıl olacak ki bu? Kabul et dedi de ki ara verdim, geriledim, tekrar başlayacağım, tekrar iyi olacağım, tekrar eski halime döneceğim ve kendimin iyi hissetmesi için şeyler yapacağım. Diğer insanlar umurumda değil. Kendimin iyi hissetmesi için şeyler yapacağım. De. O şeyleri bul işte. az önce bahsettim onlardan. Onları bul, onları yapmaya başla. DGM'de dediğim gibi, kendi üzerine baskı koymadan, şu an içinde olduğun aşamayı kabul ederek çünkü geriledin, uzun zaman yapmayarak. Baştan başla. Bu. Bingman bu. Bingman ee, çok önemli. Şeyi de izleyin bu arada, dinleyin. Nasıl iğrenç bir Bingman olursun. Adlı podcast'imi de dinleyin. Diyeceklerim bu kadar dostlar. Yani tatsız bir durum tabii ki de ama çözülemeyecek bir durum değil. Ki hayat böyle, hayat hep bize tatsız durumlar veriyor ve bir yolunu bulmamız gerekiyor, içinden çıkmak için. Bu da onlardan birisi. En ki dostum, bunun içinden çıkabilirsin. Bunun üstesinden gelebilirsin. Kesinlikle üstesinden gelmeyecek bir şey değil. Ha geçmişte yaşadığın sevgili olayı tabii ki de seni çok kötü etkilemiş. Hani onunla ilgili de bir şeyler söyleyelim. Yani umarım Mesela o kızın hiçbir fotoğrafını bakıp onu hatırlayacağın hiçbir fotoğrafını bulundurmuyorsundur veya mesajları bulundurmuyorsundur. Onu tamamen silmişsindir umarım ve tamamen kendi hayatına bakıyorsundur. Ama dediğim gibi kendi hayatına bakarken kendi hayatında da eğlenceli şeyler olması gerekiyor. Yani o kızı tamamen unutman gerekiyor tabii ki de yani bu senin ona yaptığın duygusal yatırıma göre değişir bunun kolaylığı. Ama ne demişler? Zaman her şeyin ilacı. Diyeceklerim bu kadar beyler. Umarım bir şeyler öğrenmişsinizdir. Umarım bu dostumuzun hatalarından bazı dersler çıkarmışsınızdır. Umarım size anlattıklarım bir ışık olmuştur, bir fayda sağlamıştır. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Aksiyon almayı unutmayın.